Sence buranın kirası ne kadardır? 1700-1800 pound var mıdır sence? Bilmem, bakalım bir. Greenwich kiraları ne kadar? Greenwich, lütfen. Selamlar. Bizi ilk defa izliyorsanız ben Hümeyra. Ben Ali. Biz Trip T4 yolluyoruz. Bugünkü videomuzda size evimizi nasıl bulduğumuzu, işte ev bulurken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve bizim evimizi sizinle paylaşacağız. Yani bu bilgileri ve bunun yanında bizim evimizi sizinle paylaşacağız. Şimdi şundan başlayayım önce. Ev araştırmasına girerken öncelikle işte internet sitelerinde bir takım filtreler göreceksiniz. Bunlar house, işte flat, studio room, en suite room ve direkt room share şeklinde oluyor. Aslında bizimki hangisine giriyor? Hem room share'e de giriyor, en suite room ama aynı zamanda room share'e de giriyor bizimki. Peki şimdi bu tanımlardan bahsedelim. En suite room dediğimiz aslında bizim şu anda kaldığımız ev oluyor. Yani en suite room'da yine odanızın içerisinde hemen hemen her şey var. İşte koltuğuydu, yatağıydı, çalışma masasıydı. Ama en büyük özelliği banyo tuvaletin odanıza dahil olması. En suite room'un özelliği bu. Suite room'da ise komple, yani işte bunun mutfağı da odanın içerisinde ya da katın içerisinde ya da dairenin içerisinde diyeyim. Banyosu, tuvaleti, lavabosu da, işte yatağı da, oturacak yeri varsa oturma odası da, hepsi her şey bunun içerisine dahil oluyor. House dediğimiz aslında hepimizin gönlünün olduğu ama kiralarının da böyle yürek yakan şeyler olduğu iki katlı evler oluyor. Bu house'ları da kiralayabiliyorsunuz ama house içerisinden bir oda da kiralıyorsunuz. Bu da ne oluyor? Room share oluyor. Room share'de yalnızca size bir oda veriyorlar. Yani bu tabii ki şöyle de olabilir. Odanın özelliklerini araştırabilirsiniz. Balkon dahil olabilir. Yani bu bir tık daha ücreti artıran şeyler oluyor tabii ki. Ama genel olarak room share dediğiniz zaman içerisinde yatağınız var ve gardırobunuz var veya bazılarında çalışma odası vesaire de var. Ya bu tarz özellikler birazcık değişiyor. Bir de flat. Flat dediğimiz aslında bizim Türkiye'den de alışık olduğumuz, daha çok İstanbul'da herhalde, apartman dairesi flat dediğimiz bu oluyor. Bunların da yani değişen bir şey yok. İstanbul'da veya işte herhangi bir apartman, Türkiye'de herhangi bir apartman dairesinde yaşayan bir insan buna zaten oldukça alışık. Yani stüdyolar şey, en ideal olanlar ücret olarak. Evet. Ama yerine göre de değişiyor. Aslında şöyle, bir arkadaşımız bize şey dedi, her yerde her fiyata ev bulabilirsiniz. Bizim kendi kira ücretimizden de bahsedeceğiz size tabii ki. Neyse, şimdi biraz diğer bir özelliğe gelecek olursam yine ev araştırırken önemli ikinci konu da şu. Partly furnished, furnished ve unfurnished diye 3 seçeneğiniz var. Bunlar partly dediğimiz aslında yarı eşyalı. Unfurnished dediğimiz zaman hiç eşya bulunmayan. Şimdi ev baktığınız zaman filtrelerken şuna mutlaka dikkat edin. Muhtemelen masraf yapmak istemeyeceksiniz ve eşyalı taşınmak isteyeceksiniz. Filtrenizin fully furnished olduğuna mutlaka dikkat edin.
Bir de şöyle bir önemli konu var. Aslında bills konusu. Bills dediğimiz aslında faturalar oluyor. Londra'nın kiraları çok pahalı ama kiraların bir yandan şöyle bir avantajı var. Ne oluyor? Bütün faturalar dahil oluyor kiralara. Hatta bazı konularda council tax. Council tax dediğimiz belediye vergisi de dahil oluyor. Bizim mesela kaldığımız yerde council tax de dahil ödüyoruz. Bütün faturalar ve council tax dahil ödüyoruz biz. O zaman biraz bizim evi gezelim. Gezelim derken? Şimdi burası bizim yatağımız. Burası da bizim çalışma masamız. Yani aslında çalışma odamız. Lütfen. Hemen yatağımızın dibinde, bilmiyorum oradan görünüyor mu, bakayım. Görünüyor galiba. Evet, şöyle. Bu yatak burada. Yorganımı gösterirsem görünür. Burası hemen yatağın dibinde. Ali burada oturuyor. Ben de hemen şurada Ali oturuyor. Burada da ben oturuyorum. Bu şekilde çalışıyoruz. Sandalyemiz burada. Gerçi demin gözüküyordu arkada ama evet. Ben burada, o burada oturuyor. Yani en azından bizim işimizi görüyor diyebiliriz. Oturma odasına geçelim. Tamam. Burası da bizim oturma odamız. Genellikle ben kullanıyorum bunu. Bu arada bunların çoğunu, şuradaki battaniyeyi, şuradaki battaniyeyi market videomuzu izlediyseniz orada fiyatlarını gösterdik, anlattık hepsini. Zaten burayı da büyük ihtimalle eğer telefon videosunu izlediyseniz oradan hatırlıyorsunuzdur. Evet. Aslında şurada bir de bence bu oda için fazla büyük bir cam sehpa var. Ama ben seviyorum çünkü bir sürü vır zıvırımız da oluyor en azından. Ben bazen ayak uzatıyorum, bazen dizi izlerken burada yemek yiyoruz. Burası da bizim odadaki çekmeceli şeylerden biri. Yatak başuçlarımızda da bir tane Ali'nin tarafında, bir tane de benim tarafımda böyle küçük komodim var. Şu kadar falan. Aynen. Bir bu var, gardırop olarak yani. Eşyalarımızı kullandığımız bir, ne diyeyim, çekmeceli bir şey işte. Dolap. Evet. Ama bayağı işimizi görüyor. Yani biz bunu ilaçlarımızı da koyuyoruz. İşte kamera ekiplerimizi de koyuyoruz. İşte ne bileyim. Drone mesela. Ya da böyle peçete, ıvır zıvır falan, o tarz böyle ıvır zıvırları da koyuyoruz. Koyuyoruz da koyuyoruz. Her bir çekmecesini kullandık yani. Burada da gardırobumuz. Bu taraf benim eşyalarımı barındırıyor. Bu taraf benim eşyalarımı barındırıyor. Biz burada da bavullarımız var. Evet, yani o şekilde koyduk, gardırobun üstünde sığdılar. Biz oraya koyduk. Aslında bizim odamız görece birçok odaya göre bayağı iyi. Evet. Yani konum olarak da bizim bayağı iyi. Çünkü market işte Lidl, Tesco, işte hem bayağı yakınımızda. İkisinde de hemen çok karşımızda Coop diye bir Coop market diye var. Bir market var. İşte tramvay ulaşımı bize çok iyi yakın. Hmm, otobüs. 10 dakika yürüyoruz en fazla. Evet, yani otobüs bize çok yakın. O açıdan biz çok iyi bir konumdayız. Hatta biz zon 2'de kalıyoruz, değil mi Ali? Evet. Aynen, biz zon 2'de kalıyoruz. Ve bizim burada ödediğimiz fiyat, aylık kiramız 900 pound. Bunun içerisinde bütün faturalar dahil ve council tax de dahil. Evet. O yüzden yani böyle ilk duyuşta tabii fazla gibi geliyor ama gayet evet, uygun. Hele TL'ye çevirdiğin zaman, evet, hele bir de yani sakın TL'ye çevirmeyin burada hiçbir şey. Moraliniz bozuluyor. Yani evet. Böyle yani aynı böyle odalar işte 1200 pound'a, 1300 pound'a da var. Bulabilirsiniz. Gerçekten. Sadece evet, içinde tuvalet var, mutfağı yok. Bazısında tuvalet banyo bile yok. 1000 pound'a, 1100 pound'a evet, odalar var. O yüzden yani böyle kulağa çok gibi geliyor ama bayağı iyi aslında. Hatta biz ufak bir indirim de almıştık. Normalde 1000 pound civarıydı bu odanın fiyatı. Evet. Biz bu arada evi, yani bu odayı 2 haftada tuttuk. Yani bizim burayı tutma işimiz çok kolay oldu. Onu da videonun en sonunda bahsedeceğiz. Bir de bu arada videonun başında şöyle bir şeyden bahsetmiştim. İşte hani eşyalı, eşyasız, işte furnished, furnished diye. Bizimki furnished'ti. Ama şöyle bir şey vardı. Yani furnished dediğimiz işte koltuklar içerisinde, yatağı içerisinde, gardıropları içerisinde. Unfurnished olduğu zaman hiçbir şey olmuyor. Yani bunların hiçbiri olmuyor. Bu arada ya şöyle bir şey.
Mesela bizimki furnished'ti ama yatağımızı, yatağımızı diyorum, çarşafımızı, yorganımızı, yastığımızı, işte az önce koltukta gördüğünüz battaniye gibi ıvır zıvırları biz kendimiz aldık, satın aldık. Bunların bir kısmının fiyatını zaten market videomuzda gösterdik. Bir kısmını da Amazon'dan aldık. Biz öyle yaptık. Neyse çok konuştum. Şimdi de şeyimizi göstereceğim. Banyo. Şurada bir duşumuz var. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Çantadan tabii ki. Yakınlaştıralım. Burada bir adet duşumuz var. Burada bir adet tuvaletimiz var. Yani tuvalet. Klozet. Aynen. Bu çöpü biz aldık mesela. Evet, yoktu. Aynen. Şurada lavabonun altında küçük bir bölgemiz var. Oraya da böyle temizlik ürünlerimizi koymak için şöyle bir sepet aldım. Onları koyuyoruz. Aynı zamanda bir de şöyle, ay. Tezgahımız var. Aynen. Bir de yani bütün eşyaları düzenli bir şekilde yapabilmek için, ne yapabilmek için? Düzenleyebilmek için böyle bir sepetler aldım Tesco'dan. Bayağı da kullanışlı. İşte benim böyle bütün bizim böyle diş fırçası, diş macunu, ıvır zıvır, işte sonra şu böyle kullandığım bir takım kozmetik ürünlerini bu tarz sepetlere koyuyorum. Hem yerden kazanç sağlıyoruz hem de hem yerden kazanç sağlıyoruz hem daha düzenli duruyor hem de daha az tozlanıyor falan filan yani. Öyle. Bu kadar mı? Bunlar da bizim poşetlerimiz. Bu arada marketler de burada poşetleri ücretle sattığı için biz de marketlere böyle gidiyoruz. Bunlarda burada zaten askılıklar vardı. Montlarımızı astık. Aynen. Artık ne dersin Ali'cim? Ortak alanlara değil mi? Dırıdıdı. Bir tane ev arkadaşımız da taşınıyor şu anda. Öyle bir denk geldi ki etrafın her yeri kutu olabilir. Yapacak bir şey yok. O zaman hazır mısın Ali'cim? Hazırım. Dırıdıdı. Aa hiçbir şey yok burada. Badim çıkarmış şimdi. Burası bizim. Küçük. No problem. Böyle gel istersen önce. Aa bu bizim bisikletimiz. Nasıl? Evet. Burası çamaşırlarımızı yıkadığımız şey. Aynı zamanda yerimiz olmadığı için çamaşırları da kuruttuğumuz bir yer. Böyle yani. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Ha, burası da diğer ev arkadaşımızın odası. Burası da mutfak. Evet, şimdi böyle yani yemekleri burada pişiriyoruz. Bu tavalar falan bizim. Bunlar işte hep Tesco'dan aldık biz. Aslında IKEA'da çok çok daha ucuz. Zamanınız varsa IKEA'dan alabilirsiniz bu tarz tabak çanakları. Ama bizim IKEA çok geç getiriyordu. Hatta tabak çanak böyle tencere ıvır zıvır sepete attık. Sipariş verecektik. Biz o sıralarımız Mayıs'ın 8'i gibi geldik. Ama bize sipariş teslimi Haziran'ın sonları, ortaları gibiydi. Dedi ki kim bekleyecek onu, nasıl yemek yiyeceğiz biz, ne yapacağız dedik. O yüzden Tesco'dan alışveriş yaptık. Bunları Tesco'dan aldık. Evet, aynen öyle. IKEA'ya gidecek vaktimiz de yoktu çünkü malum karantina. Şimdi biraz şöyle bir sıkıntımız var. Ev arkadaşlarımız iki kişi olmasına rağmen aşırı derecede işgalciler. Yani bizim de zaten yettiği için biz öyle problem yaratan insanlar değiliz ama başkaları problem yaratabilir. Yani şöyle düşünün, iki kişi şu iki rafı, şu komple rafları ve şu rafları kullanıyorlar. Biz sadece şuradaki rafı, buraya şu iki rafını bu arada, burada tencerelerimizi kullanıyoruz. Buraya da şuraya tabaklarımızı koyuyoruz. Buraya da işte böyle baharat, yağ falan o tarz şeylerimizi koyuyoruz. Bakayım. O zaman buzdolabını göstereyim. O konuda da ne yazık ki birazcık şeyler. Ha, bizim burada yemek yediğimiz masa var. Genellikle burada yemek yiyoruz biz. Bu da şurası komple buzdolabı bu arada. İşte furnished olduğu zaman böyle içerisinde mutfak
tezgah ürünleri de oluyor. İşte fırını, buzdolabı vesaire de oluyor. Bu arada buranın da galiba bir takım tabak çanakları vardı ama onları kullanmak istemediğimiz için kendi tabaklarımızı aldık. Ama buranın kaşıklarını kullanıyoruz. Neyse, burası da buzdolabı. Şöyle gösterelim. Burası böyle komple birinin. Burası böyle komple birinin. Aslında burası da yukarıdaki kişinin de. Ama biz biraz artık dedik ki yeter ve işgal ettik. Bu o tarafta bizim sadece. Bir de şu rafı sağ olsunlar bize layık gördüler. Ama şimdi üstünü de biz işgal etmeye başlıyoruz. Evet, yani en bu... sağdaki süt ve meyve suyu bizim mesela. Bu mu? Evet, onlar bizim. İyi bari. Ya baktık bu işler kim kaparsa onu. Biz de öyle davrandık birazcık. Yapacak bir şey yok. Biz, Hümeyra bayağı bir araştırma yaptı. Ben de çalıştığım yer dolayısıyla bir sürü böyle startup'la içi dışıyım. Araştırırken bizim şirket hesabını takip eden WeFind Flats diye bir şeye, şirkete, startup'a denk geldim. Bunlar Londra ve Berlin'de çalışıyorlar. Londra'ya ve Berlin'e gelen öğrencileri ya da işte bizim gibi expatları falan yerleştirmek üzere kurulmuş bir web sitesi. Şu web sitesi şöyle bir şey. İşte get started diyorsunuz ve karşınıza bir type form çıkıyor. Type form'da size çeşitli sorular soruyor. Kaç kişisiniz? Hatta böyle işte sigara içiyor musunuz? Ne tarz bir oda istiyorsunuz? İşte bütçeniz ne kadar? Kişi başı bütçeniz ne kadar? İşte council tax ve biller dahil olsun istiyor musunuz? Falan filan gibi. Sizin tüm böyle aslında ev ararken hayalini kurduğunuz şeylerin sorularını soruyorlar. Ve ona göre bunların bir network'ü varmış, ev sahiplerinden oluşan bir network'ü varmış. Ev sahipleri dediğim aslında şeylerle de çalışıyorlar, işte farklı emlakçılarla falan da çalışıyorlar. Bunlara bizim böyle bir müşterimiz var diye network'e salıyorlar. Birkaç gün sonra size bir davet yolluyorlar, bir arayüzden seçtikleri evleri şey yapıyorlar. Sizden 3 tanesini seçmesini istiyorlar. Ben burada işte evler geldikten sonra Hümeyra'ya başvurdum. Çünkü araştırmanın çoğunu o yaptığı için o daha deneyimliydi işte. Bu ne demek, o ne demek falan diye. Ben de Hümeyra'ya soruyordum zaten. İşte bizde böyle geldi evler. İşte eledik eledik. Bir tane aslında buradan önce başka bir ev vardı. Fakat o şöyle bir şey oldu. Bize web sitesindeki, yani bize gönderdikleri fiyattan daha çok fiyat çekti. O yüzden vazgeçtik ondan. Burası da bize ilk verdikleri fiyat üzerine bir de indirim yaptılar. O yüzden burayı seçtik. Memnunuz biz buradan. Şeyden de yani hizmetten de çok memnun kaldık. Çok hızlı ilerledi. Hakikaten 2 haftada her şeyimizi işte ne derler ona işte kira işte 2 aylık kira önden yollanıyor. İşte bir depozito yollanıyor. Pat 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 hepsini hallettik çok rahat bir şekilde. Bir tek o da benim hatam. Gelirken tarihi yanlış vermişim. 8 Mayıs yerine 10 Mayıs demişim yanlışlıkla. Bir anahtarı alırken biraz bekledik. Şimdi kolay dedim ama yani burada ev tutmak vizeye başvurmak gibi. İşte önceki oturduğumuz yerleri istediler. Bankadan şey istediler. Statement istediler. İşte bu bankada ne kadar param var. Çünkü şunun garantisini almak istiyor. İşte bu insan kirasını ödeyebilecek mi? Hatta biz şanslıyız. Covid'den dolayı birazcık daha böyle daha az ön kira istediler. Normalde 6 ay peşin istiyorlarmış ama Covid sebebiyle onu birazcık düşürmüşler. Biz 2 aylık önden verdik. İlk 2 ayın kirasını verdik. İşte şeyler, pasaportlar, kimlikler, binlikler falan. Bayağı hakikaten vizeye başvururken hangi belgeleri alıyorsak hemen hemen hepsini ev tutmak için de aldık. Bunun sebebi de şu aslında burada yasalar uygulanıyor ve şeyi çok koruyor. Kiracıyı çok koruyan yasalar var. Ya atıyorum biz burada 3 ay kira vermesek bile bizi buradan çok çok kolay çıkaramıyor ev sahibi. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki.
Hatta şöyle bir şey oldu. Biz referanslar da ekledik. Ali kendi çalıştığı insanı referans olarak ekledi. Ben de kendi patronumu referans olarak ekledim ve benim patronuma bu kişi seninle çalışıyor mu ve ne kadar maaş alıyor bunu onaylamak açısından mail gönderdiler ve bu da onu onayladı. Yani böyle şeyler de aynı zamanda gerçekleşiyor. Siz gerçek misiniz? Bize söylediğiniz bilgiler gerçek mi? Evet. Yani çünkü tüm sorumluluk neredeyse ev sahibinde. Yani gelip burada mesela atıyorum işte evin içinde uyuşturucu bulundurup uyuşturucu ticareti yapsa bile bir kiracı, ev sahibi onun şeyinden sorumlu. Yani o da bu suçu işleyen kadar sorumlu oluyor. Sen neden suçluya ev verdin diye ondan da hesap soruluyormuş. Böyle bir şey varmış. O yüzden inanılmaz sıkılar şey konusunda, kiracı seçme konusunda. Yani bir vizeye başvurur gibi bir hazırlık yapmaya hazır olmak gerekiyormuş. Biz çok şaşırmıştık. Ama böyle tabii ki daha sonra sebeplerini öğrenince çok da mantıksız gelmedi açıkçası. Evet. Artık videonun sonuna geldik. Yani bir sürü konuştuktan sonra son olarak söylemek istediğimiz birkaç bir şey var. Şimdi biz tabii ki bunların hepsinin sitesini aşağıya bırakıyor olacağız. Kiralama sitelerini, işte videoda bahsettiğimiz o WeFindFlat sitesini ve şu anda bahsedeceğim siteleri. Gelmeden önce mutlaka 1-2 ay olabilir, belki 2 hafta, 3 hafta olabilir. Yaşamak istediğiniz konumun ne kadar güvenli olup olmadığını mutlaka araştırın. Bunların için işte polislerin sitesi var, Met.gov.uk gibi. Metropolis. Metropolis. Yani Metropolitan polis buradaki şeye bakan. Onun web sitesinden yani Londra'nın her bölgesinin bir böyle güvenlik istatistiğini çıkarabiliyorsunuz. Suç oranlarını görebiliyorsunuz. Hangi suç oranları ne kadar fazla, bu tarz bilgileri edinebiliyorsunuz. Hatta bazı sitelerde işte sokaklara kadar da inebiliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç site var. Mutlaka, gerçekten mutlaka bakın. Çünkü Londra çok büyük bir şehir. Yani expat'ı, yani yabancısı çok olan bir şehir. Yani tabii ki böyle demiyorum hani işte bomba patlatmalardan vesaire bahsetmiyorum. Hani vandalizmi bile, yani sokakta grafitilerle kapıları boyamaları bile burada suç olarak gördükleri için bu tarz suçlar da var. Ama ne yazık ki işte telefonu alıp kaçma, kaptı kaçtı burada çok fazla var ve sanırım bıçaklama olayları da birazcık oluyormuş. O bıçaklama olaylarının biraz bar çıkışı kavgası da olabiliyor ama yine de kendi bölgenizin ne kadar güvenli olup olmadığını değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Yani ben orada küçük bir şey ekleyeceğim. Aslında hani violent crime ve theft, yani hırsızlık ve işte şiddet suçu, işte insan bıçaklama, darp etme, dövme falan gibi suçlar çok yüksek değilse hakikaten hani o kadar endişe edecek bir şey yok. Özellikle o ikisine dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü hani vandalizm dedikleri böyle şey kırma değil hakikaten. Böyle dükkan camı kırıp indirme değil. İşte duvara işte I love Hümeyra yazan bir sprey boyayla insan da varsa o da vandalist sayılıyor. Evet. Öyle bir ufak not ekleyeceğim ben. Evet, yani zaten bu sitelerden baktığınız zaman ortalama, bu şiddetin ortalaması nedir ve hani Londra ne kadar Londra ortalaması nedir ve ne kadar üstünde kalıyor gibi istatistikleri görebiliyorsunuz. O zaman videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bir de like atmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.